İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar sevgili takipçilerim. Sevoş'unuz yine gündemi değerlendirecek. Derledim, topladım anacığım. Öyle güzellik uykularına yattım. Kendime geldim. Geçtim ekranımın karşısına. Ay Sevoş'la <laughs> Paşa'nın maceraları. Dur kız girmeden konulara kendimden bahsedeyim azıcık. Paşa'yla her gün rutinimiz çıkıyoruz. Şöyle onları bir gezdiriyorum falan. Hadi değişiklik olsun dedim parka götürdüm. Yeşillik alanda gezerken çocuğum niye bastıysa artık bir anda ayağını kaldırdı böyle ay böyle nasıl biliyor musunuz gözümün içine bakıyor ayağına ay bir şey mi battı bir şey mi ısırdı e bakayım diyorum tüylü de olduğu için göremiyorum. Oturdum yerlere parkta sevocunuz düşün bu elegans kadın açmış bacaklarını oturmuş yere almış paşayı da kucağına böyle <laughs> paça ayağını kurcalıyorum yazık çekiyor elli etmiyor ve hırlıyor bana. Anladım ki e, bazen böyle diken miken batıyor çıkarıyorum falan izin veriyor hani bir şey onu görebileceğim müdahale edebileceğim şekilde ee, hadi dedim aldım bir de iki köpeğiz. E, Jelo da yanımda. Ay Allah'ım ya Rabbim basamıyordu ayağının üstüne. Hadi dedim geç karşıya dedim. Götür bunu veterinere götürdüm. Ee, yazık gidene kadar da ödem oluştu orada. Veteriner de anlayamadı. Bir şey mi ısırdı, bir şey mi battı artık. O şişen yeri sıktılar. içinde bir şey var mı diye baktılar. Ay iğneler, antibiyotikler. Önce çocuğumla biz e, sapa sağlam gül oynaya çıktığımız e, gizimizden böyle suratımız düşmüş geldik. Ona o kadar üzülüyorum ki onun canı yandıkça onu sıkıyorlar falan. O, orada öyle ayladıkça uyladıkça ben içeride doğum yapan kadın sancısı bende. Yani ne kadar e, acılar, acılarda bile özleşmişiz. Anne gibiyim ya düşünebiliyor musun? Sanki ben doğurdum. onu en ufacık bir canının yandığında tepe taklak geliyorum. inanın geldim yattım uyumuşum öyle vakti. E, kalktım, silkindim, kendime geldim, karşınıza geçtim. Sevşunuz, şey e, dünyası e, çocukları olmuş, onların sağlığıyla ilgili bir sıkıntı olunca tepe taklak oluyorum ama motivasyonum iyi. E, sadece <laughs> Sevaş'ı çok sevenler var bazen diyorsunuz paşa nasıl falan kendimle ilgili küçük bilgileri verdikten sonra biliyorsunuz Dilan Polat olayı bitmek bilmiyor arkadaşlar belalı mıdır kadın nedir selam verdiği yünüğünün yüzü gülmüyor dün biliyorsunuz birazcık banu parlağa konuştuk kadının ee, yok o kurşunlattı yok bilmem polimikler oydu boydu derken ee, bu güzellik uzmanlarının da başı hep mi belalı olur? Onu biliyorsunuz 5 yılla yargılanıyor. Kimisi diyorlar ki o haber sahte yalan. Ay kime inanacağımızı şaşırdık. Koskoca e, ana akım medyanın gazetelerindeki manşetlere de inanmayacaksak sonuçta birçok muhabir, editörleri var, denetleniyor bilmem ne. Yalan haberi de bu kadar kolaylıkla yayınlıyorlar mı? Eğer yalansa bile bazı haberler arkadaşlar içeriğini güvendiğim bazı sayfaların haberlerini sizlerle paylaşıyorum. O yüzden tabii ki bilemem ama 3-5 yerde çıkınca daha demek ki böyle bir şey varmış diye düşünüyor insan. Bugün de Ay Hüngür Şakır kadın, Nezdemir miydi? Aman nasıl ağlıyor. 3 sene önce zannedersem hem yakın arkadaşlarmış beraber bir şirket kurmuşlar. 2 sene sonra da kapanmış şirket. Sonra da irtibatı kestik, görüşmedik. Baktım ben diyerekten Ta ona kadar mallarına tedbir konulmuş. Dilan'ın merhaba dedi. herkes şimdi korkuyor. Oy millet beğenilerini bile geri alıyormuş. Kadın bir şekilde hüngür şakır ağlıyor ne işte ben mağdurum ta babam benim işte esnaf babama kadar da bizim e, paraların herhalde bu konuda nedir araştırılanı kadar bir an önce araştırılsın bitsin beni bu şeyden töhmetten de kurtarın ben işte e, ticaretimi hep düzgün yaptım e, günü gününe her şeyimi ödedim bilirler ki benim iş yaptığım insanlar ödemem gelince öderim çalışanlarım falan işte elimde ne varsa bilmem karşılayacağım carttırı cırttırı hüngür şakır bir şekilde ağlıyor kimsenin de bununla durduk yere tedbir konmaz herhalde diye düşünüyorum düşünüyorum. Ee, bir de e, bu kadar ağlamışken bayıl. Yetmez hayatım. Git odada böyle gizli gizli namaz kılarken kapanmış görüntülerini servis et. <laughs> ya da umreye git. Yap bir şey canım. Aa, bunlar artık bu işin raconu diyerekten. Dilan acaba bu böyle hüngür şakır ağlıyor. Daha küçük bir e, güzellik merkeziyle. Acaba Dilan Polat ne yapıyor? Nasıl uyuyor? Nasıl rahat ediyor? Düşünsenize kadını tepe taklak getirdiler. Sen altın tozlu kahveler, İçer falan, savcılık da açıklama yapmış. Yurtdışında çıktıkları da konuşuluyor. Yani artık biliyorsunuz sosyal medyayı da kullanmıyorlar. E her şeyi de kapattılar. E Bu loke gelince hesaplarını artık ticaretlerini de durdurdular. Yani e, açıklama üstüne açıklama geliyor ve Dilan Polat'ın avukatı da diyor ki kara para iddiaları doğru olursa davadan dosyadan çekilirim gibi açıklamaları var. Bakın ne demiş? Dilan Polat ve Engin Polat'ın avukatı Çağdaş Çelik, kara para aklama olduğu kanıtlanırsa davadan çekilirim demiş. Yani, e, tabi ne diyecek müvekkilim kara para aklıyor diyecek hali yok ama, e, tabi tabii belgeyle isnatlı hani suçlar kesinleşirse, e, savunmam demeye getiriyor. Ay, katilleri bile savunuyorlar. Yani avukatlık mesleği öyle, e, popülist yaklaşımlarla yapılan bir meslek değil, profesyonel bir iş. E, amatörce yaklaşmış çünkü kamuoyuna çok yansıdığı için insanlar sürekli bir eli kız Migros'a gittim Migros'ta bile ay Dilan Pulat falan herkes Dilan Pulat'ı konuşuyor. Kadın e, hay, hakikaten de gerçekten Allah her şeyin hayırlısını versin mal mülkse yani ahlı para bir yerden patlak veriyor göz göre göre geldi gerçi bu biliyorsunuz malumun ilanı oldu çünkü e, ya bir de neyinize güvendiniz? Bu kadar yırtığınızla siz nasıl şov yaptınız değil mi? İnsan hani azıcık böyle illegal işlere falan gizli saklı bir şeyler yapan insan bu kadar kamuoyunun önünde fitursuzca millete tükürür mü? Ay hakikaten Allah şaşırtıyor. İşte elini ayağına mı dolandırdı da ortaya çıktı bilmiyorum. Ama savcılık bile açıklama yaptı. Demiş ki savcılık. Cumhuriyet Başsavcılığı Engin Polat ile Dilan Polat ve diğer şüpheliler hakkında ihbarda bulunulması üzerine şüpheliler hakkında 5549 sayılı suç gel e gelirlerinin aklanmasını önlemesi 213 sayılı vergi usulü kanununa muhalefetten ee, 7258 sayılı kanunla muhalefetten suçlarının soruşturma işlemleri başlatılmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin hakkında yurt dışına çıkma yasağı ilişkin adli kontrol tedbiri uygulandığını ayrıca CMYK 128. madde kapsamında şüphelilerin tüm mağdurluklarına el konularak dosya hakkında kısıtlama kararı verilmiştir. Dosya hakkında niye kısıtlama kararı veriliyor? Kamuoyuna açık niye yapılmıyor? Her şey zaten kamuoyunun gözünün önünde olmadı mı? Bakın bir... Ee, da, ne derler, adliyeden bir adliyeye transfer olurken bile arada para kaçırdıkları iddia ediliyor. Tabii ki bunların hepsini iddia diyebiliriz. Ee, kendileri tabii ki kendilerinin suçsuz olduklarını söylüyorlar. Bunun bir proje olduğunu söylüyorlar. Kimin doğru, kimin yanlış söylediğini biz tabii ki magazin yapanlar bilemeyiz. Ama gündemde konuşulanları burada konuşuyoruz. Gerçekten. Karanlık eller var ki bu kadar artık gazetecisi, bu kadar fenomeni herkes mi konuşur ayol? E artık diyoruz ki kapatalım tamam ama gündemde bunlar konuşulunca çıkmış Nezdemir ümbür, Şakır ana haberlerde bile ağlayarak e, röportajını yayınlanıyorsa biz bunu görmezden gelemeyiz, pas geçemeyiz. Burada enteresan bir e, ne derler ağ var demek ki yetkililer ta e, önceki ortaklık yaptığı kişilere kadar ulaşıyorsa bir bağ var demek ki bunun arkasında. Ee, bala işte herkese de ibret olsun, ders olsun. Girmeyin böyle illegal işlere. Yani e, ya da affedersiniz bu kadar e, güzellik merkezleri de töhmet altında kaldı. Artık insanlar güzellik merkezlerine şey mi bakıyor? Yani buralar kara paraklanan yer mi? Ya da işte burada ne dönüyor diye mi bakar hale geldi? Ee, bakarsanız bir de biliyorsunuz pırt pırp Selin ciğer, ondan com César... seis Hemen Miami'lere kaçtı gitti yerleşti. Acaba onda da mı bir şey vardı? Aldı başını çocuğuyla gitti Miami'lere. Kız yok onun ki yazık belki de e, kızını elinden alırlar diye mi korktu? Yok işte taşıyacağı neydi falandır pişmandır. Bir güzellik merkezi sahipleri bir tedirgin diken üstünde oturuyor. Kadın baksanıza 5 yılla yargılanıyormuş doğruysa ama zaten polikliniklerde artık yasak öyle e, işlem yapmak hani ciddi boyutta e, operasyona dayalı şeylerin yapması yasaklandı diye düşünüyorum. Çünkü tam kapsamlı hastane olmayınca öyle kadınlar da gidip merkez merdiven altı yerlerde anam ne cesaret yaptırmayın. Yine bak yalnız zaman. <laughs> Sen git otur hiç tanımana bir kadına gözünü e, gelsin sıksınlar. Şimdi bakın. Ay bir de diyetteyim ayol. Mutsuzum, gerginim, sinirliyim diyerekten. <laughs> ay, ay baktım ki e, gidişat hiç iyi değil Sevoş. Dedim olmayacak. Sen hemen bir yumurta diyetine başla. Hemen günde işte 5 yumurta hakkım var. ister 2 tane. Bugün 3 yedim valla. Hani bir tane sabah ye, 2 tane akşam ye. Artık o sana 5'i geçmeyecek şekilde. Ama başka bir şey tüketmeyin. Belki işte çayınızı, kahvenizi, içeceğinizi tabii ki eksik etmiyorsunuz. Vücudu bir şoklayıp ondan sonra da zaten e, tamamıyla şekeri ve bilimum, unlu, unlu en sevdiğim şeyler. Bana et demeyin de e, hamur işi deyin ama e, ne yapayım yani bugün işte Yine Migros'ta gördüm o tatlı bölümünü falan giderken biri sanki beni ensemden tutmuş çekiyor ben böyle bakıyorum ama ay dedim hayır ne simit istiyorum ne poğaça istiyorum ne onu istiyorum ne bunu istiyorum. Çünkü sen çekim yapıyorsun ve narin ince bir kızsın. Hep öyleydin öyle kalmak için mücadeleye devam. O yüzden diyettiğim arkadaşlar hepsini bir arada yaşıyorum. Kız topuklu ayakkabılarıma geri döndüm gördün mü tıngır mıngır geldim. Kız hemen bir günde zayıfladı mı dermişim eteğim üstümde dönüyor diye. <laughs> Kendi kendimi de öyle motive ediyorum arkadaşlar. E devam ediyorum o zaman. Evet ahlı paranın ee, işte dönüp dolaşıp muhatap olduğu kişiler bile böyle gözyaşları içerisinde şundan çok değil bir ay öncesini hepsinin kahkahalarla birbirlerini tehdit ettikleri birbirlerini suçladıkları ay ona onu saydırıyordu bu buna bunu saydırıyordu ay bir anda tipe taklak geldi hepsi şimdi gür şakır ağlıyorlar ee, işte kapanıyorlar açılıyorlar ay bu da çok samimiyetsiz geliyor biliyorsunuz dün de konuştuk engin düz yatan eşi bilmem ne alkoşlarla birlikte umrede felandır fişmandır ya Lütfen böyle dini ritüellerinizi şova dönüştürmeyin. Birilerinden iş kapmak, ihale kapmak için. Ay kimi kandırıyorlar. Çok çirkin geliyor. Ee, i̇ki gün önce diskotekiler bir gün sonra işte namaz kılıyormuş. Falan. Tabii ki kılabilir. İnsanların samimi yaptığı ibadete de e, saygı duymak lazım. Ama onu şovada gösterip çektirip yerlere e, yaymanın ben çok samimiyetsiz olduğunu düşünüyorum. Diğer haberlerime geçmeden önce. Eğer doğru ise tabii ki hepimizin içi yandı. Gazze'deki olaylar kabul edilebilir bir şey değil. Aslında önümüzde bir örnek duruyor. Yüzüncü yılımızı cumhuriyetimizin yüzüncü yılını e, tabii ki kalkıp da diskotekte kutlayacak halimiz yok ama felsefesini, değerini bilmemiz gerekiyor. Bakın Orta Doğu'ya bir anda sizin üstünüze bombalar yağabiliyor. Bakın Orta Doğu'daki Arap ülkelerine gık diyebiliyorlar mı? Çünkü emperyalistler hepsini topundan e, rehin almışlar. Atatürk bunları görmüş. Hala da Arap seviciler, hala da Ortadoğu geleneklerini seven bir kesim var içimizde. Böyle hamasetle ay haydi savaşa, vehterler falan fişman ama hakikatler öyle değil. Gerçekler maalesef öyle değil. Atatürk tüm bunları görmüş. 100 sene önce görmüş ve bizi o çıkmazdan çıkarıp bir millet haline getirmiş. Cumhuriyetimizin içindeki değerler o kadar önemli ki kutlamadan kastettiğiniz o kutlamanın Gazze'deki vahşeti e, gölgelemek için değil ya da oradaki acıyı e, duyarsız olmak için değil, bizim çok önemli bir kesişim ve dönüşüm tarihimiz. 100. yılımızda e, o günü e, anmak, o günün e, gelene kadarki şehitlerimizi anmak içeriğini bilmek çok önemli arkadaşlar. Çok şey borçluyuz Atatürk'e. Yani bakın ve görün nasıl görmezsiniz. Şu Orta Doğu'nun haline lütfen bir bakın. Bir gün Suriye'si vuruluyor. Bir gün Uğur'a vuruluyor. Gözümüzün önünde bir gün işte bakın görüyorsunuz kalkıyorlar. Buna mı dönseydik terör örgütlerinin işte cemaatlerin, aşiretlerin şunların bunların e, satın alması kolay e, grupların ee, Devletçiklerinin durumunu görün, görün ve Atatürk'ün bize neleri nelerden koruduğunu, nelerden uzak tuttuğunu anlayın artık ya. O yüzden bu bu 100. yılı en e, iyi şekilde, en anlamına uygun şekilde kutlanması gerektiğini düşünüyorum kutlama kelimesinden şey çıkarıyorlar, eğlence anlıyorlar. Öyle bir şey değil. İçini boşaltmayın lütfen. Yüzüncü yılımız çok önemli. Ben e, bu bahane edilerekten böyle yüzüncü yılımızın, cumhuriyetimizin değersizleştirilip öyle samana ne derler sümen altına süpürülüp sanki böyle aman yas var da bu böyle geçsin denilecek bir dönem değil. O gerçeklere bakın ve sahip olduklarınızı sıkı sıkı sarılıp o sahip olduğunuz değerleri elde ettiğiniz cumhuriyete dört elle sarılmanız gerekiyor. Bir kez daha yemin ediyorum Allah mekanını cennet etsin. Neredeyse ışıklar içerisinde olsun. Atatürk'ü sevgiyle, minnetle, hayranlıkla anıyorum arkadaşlar. Çok şey borçluyuz Atatürk'e. Hani öyle böyle değil. O yüzden üzülüyorum böyle haberler duyduğum zaman. Yüzüncü 100. yılımız önemli diyorum arkadaşlar. Ve geçiyoruz magazinsel konulara. Bunu bile yanlış anlıyorlar. Ya, ya siyaset anlıyorlar. Kardeşim siyaset üstü. Atatürk hepimizin. Bu, Atatürk'te buluşurken cindarıydı. ne bileyim... moderniydi, oydu, buydu diye ayırmıyoruz. Atatürk hepimizin ortak buluşma noktalarından. Lütfen bunu yanlış taraflara çekmeyin. Bıktım kendimi ifade edemiyor olmaktan. En açık şekilde anlatıyorum ama ucu maalesef bir taraf bir kesim çekip istediği gibi algılayıp ver yansın yapıyorlar. Artık cevap vermeyeceğim. E, kötü yorumlarla ilgili sizleri de rahatsız etmeyeceğim. C düşündüm geçen gün bazen denk geliyor ama görmezden gel. Ama motivasyonumu da düşürmüyor değil. Çünkü o kadar güzel yorumlarınız var ki onları okurken. E, Yorumlar kısmına böyle heyecanla gidiyorum, onlar benim enerjimi düşürüyor. Onlar da onu biliyor herhalde, <laughs> bir şekilde benden intikam alıyorlar. Bakın, gerçekten tiksindim ya, bu insanların fitursuzluğundan tiksindim. Bakar mısınız, <laughs> ee, Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun bir kez daha objektiflere yakalanmış. Serpil Tosun ile evliliği devam eden Kenan Tosun, gazetecileri görünce panik oldu. Kenan Tosun sevgilisinin yanından ayrılıp başka bir yöne ilerledi. Ümran Seyhan ise hiçbir soruya cevap vermeden gülümsemeye dikkat gülümsemeyerek yoluna devam etti falan pişman. Bakın. Bir de kadın geviş getirerekten sanki can rahatlığın da bu kadarı pes yani. Ya kardeşim hakikaten bazen Allah şaşırtıyor mu? Ya kardeşim sizin evlatlarınız ünlü. Şu an ekran önündeler. Magazinciler zaten bunların peşinde. Nişantaşı'nda da gezmeyi verin ayol evli barklı değil, daha boşanmamışsın. Daha sen karınla e, resmi hukuki birlikteliğini noktalamadan bu ne rahatlıktır ya? Ne ne işiniz var nişan taşında ya da Cihangir'de ya da ne bileyim e, basın mensupları kasıtlı mı yapıyor acaba? Ben burada birazcık adam çekildi gitti falan görüntü vermek istemiyor ama Serenay Sarıkaya'nın annesinin pişkinliği, rahatlığı, geviş getire getire yürümesi ay gerçi bir de yaşından başından da utanmıyor. Hani tabii ki bakın aşkın da yaşı yoktur. Ama yaş insana tecrübe, olgunluk, hani görsel değerlendirmeyin. Yaş almanın getirdiği sorumluluklar var. İnsan kendini bilir, biraz daha tutar. Hani cahil cesareti derler ya, 20'li yaştaki insanın hormonları tavan, enerjisi tavan, hata yapmaya meyilli. Ama 50 yaşını devirmiş bir kadının, ya belki de 60 yaşında, sen bu ne pişkinliktir ya? Rahatlığa bak. Sağ ol, bir de böyle şeyini de ya inanamıyorum. Bu ne pişkinliktir kardeşim. Hiç mi sizin e, utanmanız kalmadı, arınız kalmadı? Gitsin adam boşansın. Ondan sonra ne bileyim gene hoş bir şey değil. Düşünsenize komşunun yakın görüştüğün insanın eşiyle bir de çoluklu çocuklu ailecek görüştüğünüz insanın Ay ne bileyim kimseyi kınamak da istemiyorum. Allah kimseyi herkesin kendi imtihanı herkesin kendi deneyim alanı ama bu kadar göze soka sokula yapılan şeylerde de ben bir art niyet ararım. Bu kadın art niyetli geliyor bana. Yani bu kadarını göze soka soka yapıyorsa ya öbür tarafı kıskandırmak için yapıyor kasıtlı. Çünkü gazeteciler çeksin diye. Bilmiyor musunuz sen bu Nişantaşı sokaklarında ne işiniz var? Gezecek yer mi kalmadı İstanbul'da koca İstanbul'da. Git e sen nerede gez? Bak bakayım kimse görüyor mu? <laughs> yani enteresan geliyor bana böyle rezillikler. Ya insanın kendini rezil etmesi çok enteresan ya. Birazcık bileceksin işte yaşalmaktan kastettiğim o. İnsan sakınır, bilir. Ya sorumlulukların olur ya evladın. Niye ona kötü laf gitsin? Niye onun ışığını, yıldızını karartasın? Ha, tabii ki kimsenin e, kabahati kimseyi bağlamaz. Annenin kabahati bilmem ne ama maalesef toplumdaki ön yargılarla bu şekilde yaklaşılıyor. İtici buldum, söylemek istedim çok da merak ediyorum kız kaçmadıkları söyleniliyor ama bunlar topuklayacak gibi geliyor iddialar biliyorsunuz. O 5 milyon dolarlar falandır, fişmandır gittiler mi acaba? Acaba diyorum savcılığın bu açıklaması da hani biz eee gereğini yaptık, yasak getirdik, onu getirdik adli mercilerde diye hatırlatmalarının acaba kaçtılar da ön mü alıyorlar? Bilemiyorum yani sesli düş, düşünüyorum ama merak ediyorum. Çok aşk. Çok aşkın e, ne derler? E, Hasan Can İlem Büşra Pekin'in film afişleri yayınlanmış. E, zannedersem bu birazcık da Dizi, dizi diyorum film PR'ı gibi gelmeye başladı bana. Hasan Can konuşulanlar programına e, Büşra Pekin'i davet ediyor ve orada soruyor işte filmdeki en özel anlar neydi ya da ne demiş konuk olarak katıldığı gösterdi peki filmdeki sevişme sahnesiyle ilgili itirafta bulunmuş. En zor kısmı öpüşme kısmıymış. Aa işte bakın bunlar hep bence birazcık da artık hani kamuoyunun önünde konuşuluyorsa diziyi merak uyandırmak için dizi diyorum anlayın film filmle ilgili acaba ön bir PR çalışması mı? Çünkü hemen aşk haberleri çıktı basına samimi pozlar veriliyor. İşte seviyor izleyici böyle şeyleri e, o gazı verip de hani insanları filme teşvik etmek için mi yapılıyor yoksa samimi bir aşk mı var aralarında bilmiyorum ama e, sinemaya tamam e, belki komedyenliği ne derler stand up şeklinde başarılı olabilir ama ben aktörlüğün başka bir şey olduğunu düşünüyorum ve sinema perdesinde Hasan Cankaya'nın çok da başarılı olduğunu düşünmüyorum onu öyle ne derler stand upçı olarak kalmalı diye düşünüyorum. Sinema başka bir şey. Yani orası e, orada her şeyi yansıtmanın bir tekniği var. O konuda ben çok Hasan Cankaya'yı başarılı bulmuyorum. Ama Büşra Pekin'in evrim geçirmiş olması, başka bir kadına dönüşmüş olması, gülüşünden bakışını her şeyi dizayn etmiş kadın. Biliyorsunuz yıllarca kilolu... E, ne bileyim genelde çirkin kadın tiplemeleriyle gördüğümüz Büşra Pekin'in evrimine de e, kadının ne kadar güçlü olduğu aslında bir kadın istediği zaman neleri başarabildiğini, nelere dönüşebildiğini bence timsali yani o kadını aldı başka bir yere getirdi. Ama tabii ki e, hayatın içerisinde hep bir yeri yükseltirken bir yerde eksilir. Acaba güzel kadını oluştururken komedyenlik kısmını aşağıya çekmiş olabilir mi? Çünkü komedyenlikteki malzemeler e, insanın bedeninde de, aynısı atada da yani düşünsenize şirinliğiniz gidiyor. Tombulluk, kiloluluk zaten başlı başına bir komiklik. Yani bir enstrüman olarak onu kullanıyordum komedyen olarak. Ondan feragat edince acaba kolay olacak mı işi? Çok güzel insanların komedyen olması da zor biliyorsunuz. Genelde biraz daha e, egzejere vücutlar, egzejere e, ciltler yani hafif de çirkin kelimesini kullanmak istemediğim için ama gerekli diye düşünüyorum. Hasan Can Kaya'nın stand olarak kalması onun için daha hayırlı olur diye düşünüyorum. O sempatiyi yitirebilir bir anda. Ve evet başı sağ olsun ara ara magazinsel konulardaki yaptığı yorumlarla gündemden düşmeyen Yeliz Yeşilmen babasını kaybetmiş. 25 yıldır Parkinson hastalığıyla mücadele eden babası Cemal Yeşilmen hayatını kaybetti. Hacı haberi duyan Yeşilmen Allah onu cennetine aldı. Bu çok acı veriyor dedi. Hakikaten baba kaybı büyük. Ee, her ne kadar e, görüşüne ve açıklamalarına katılmasam da Yeşil, Yeliz Yeşilmen'in in insani olarak acısını. Allah rahmet eylesin. E, baba acısı çok büyük çünkü. Başı sağ olsun diyorum ve hemen jet hızıyla bu konuyu da geçiyoruz arkadaşlar. Hmm, yalı çapkını sette kıyamet kopmuş. Klas e, magazinin haberine göre. Bakalım önce haberi okuyup Değerlendirmeme geçeceğim. E, Yalı Çapkın'ı dizi setinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir kavga etti. Yaz aylarında Bodrum'da sarmaş dolaş tatil yaparken görüntülenen çift daha sonra ayrıldıkları konuşulmuştu. Geçtiğimiz hafta sette ikilinin ayrı ayrı takıldığı görüntülendi e, ve ikilinin ayrıldığı yeniden gündeme gelmiş. Saraçoğlu ve Demir'in Cuma günü Koç Üniversitesi'ndeki hastanedeki çekimlerde kavga ettikleri öğrenildi. İkili'nin kavgasını yönetmenler Burcu Alptekin ile Alptekin Bozkurt araya girerek ayırmışlar. Neyi paylaşamıyorlar? Ayrıca da iş yerinde kavga ne alaka? Gidin özel hayatınızda edebilirsiniz. Set onların iş yeri diye düşünüyorum. Bir süre sette ara verildikten sonra çekimlere yeniden başlanmış. E zaten... Bir negatiflik girdi mi bir işe? Bakın reytingler boşuna düşmüyor. Ve şimdi saçma sapan bir yere evriliyor dizi. Ben zaten izlemiyorum 3-4 bölümdür ama bir kitlesi olan dizi olduğu için söylemek istiyorum. E, bazı haberlerin de e, merak uyandırması, dizinin kaybeden takipçilerinin yeniden elinde tutulması için yapıldığını düşünüyorum. Artık her şeyin proje olarak, her şeyin altında bir neden arar olduk çünkü öyle yani biraz mantıksız gelse de çok enteresan öyle belki aşkları bile bir projeydi konuşulsun diye yani magazine o malzemeler niye veriliyor o dizi çünkü magazinde olsun her yerde olsun dizi konuşulsun o algı insanın bilincine yerleşince merak edip izliyor bunun için yapıldığını düşünüyorum bu haberlerin artık bilmiyorum siz ne dersiniz ay canım benim ya bir dönemin efsane isimlerinden Filiz Akın o da biliyorsunuz ki ne kadar işte yaşlanınca sağlık sorunları, problemler sürekli önce kulağıydı, sonra e, bakalım ne demişler İstanbul'da Arka Sokaklar dizi setinde oynadığı uzunca bir aradan sonra görüşmedi Filiz Akın'la. Bir araya gelmiş ilke, e, İlker İlanoğlu muydu? Evet. Ve e, hepimiz gibi canım sıkkın ama beni görü, e, güldürünceye kadar uğraşmayı e, kemoterapiden çene kemiğimin birine kaynadığından dolayı zorca bir diş tedavim var. Onun için moral oldu demiş oğlunun gelmesi Filiz Akın'a. Ee, bir dönemin çocuk oyuncusuydu. Ay gözümüzün önünde bir şeylerin yaşlandığını, bir şeylerin hani o deformasyonu görüncesi insan ister istemez. Hayatın gerçeği aslında onu deformasyon olarak da görmemek lazım. Ee, i̇nsan doğuyor, bebek oluyor, Genç oluyor, orta yaşlı oluyor, yaşlı oluyor ve bu dünyadan ayrılıyor. Sistem bu şekilde işliyor ama nedense insan hep o gençliğindeki zinde ve dinamik halinde kalmanın hayalini kuruyor. Ee, bu arada okuduğu kitap da ilgimi çekti. O an diye bir kitabı elinde okurken e, paylaşmış Filiz Akın. Hala çok güzel, çok tatlı, efsane güzel kadınlarımızdandı. Yeşil Yeşil çamın en güzellerinden. Yani. Hepimiz zamanı gelince bir şekilde çök, e, göçüp gideceğiz. Ay gene gıcık oldum. Ee, bir Okan Bayülgen çok gıcık olur. Can Yaman da Can Yaman. Çok konuşuluyordu bir ara biliyorsunuz. Ülkeyi terk etti gitti İtalyalara yerleşti. Bir şımarıklık gelmiş. Ve demiş ki yani ne gereksiz bir açıklama. Bakın ne demiş. Ee, İtalya'ya yerleşen oyuncu Can Yaman'ın sinirlenip bir hayranın telefonunu eline alıp yüzünü fırlatıp fırlattığı e, görüntüler magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Herkesin sinirlerine hakim olamadığı için özür dilemesini beklediği oyuncu özrü kabahatinden beter dedirten bir açıklama gelmiş. Olayı Türklere bağlayan ve bir daha görüşmemek üzere diye Can Yaman Türkleri kızdıracak açıklamalar gelmiş. E, magazine bak sayfasının haberine göre aman çok lazımdı çek git. Zaten burada istediğin ilgiyi bence görmedin. Birkaç diziyle orada bir hayran kitlesi edindin ee, ve şımarmışsın da gördüğüm kadarıyla. Yani ne yakışıklarımız var Can Yaman'a gelene kadar, ne yetenekli oyuncularımız var. Oyunculuğun da öyle çok wow olduğunu düşünmüyorum. Çünkü e, görselliğinin, oyunculuğunun önünde olan kişilerden. Hani Kıvanç görselliğinin yanı sıra oyunculuğuna da bir şeyler katmış biri olarak görüyorum. O yüzden ben Can Yaman'ı ne başarılı buluyorum, ne yakışıklı tabii ki yakışıklı da Wow, hani öyle göklere çıkarılacak bir yakışıklı olarak görmüyorum. Ne yakışıklılar var ülkemizde? Bu şımaraklı, şımarıklığını da anlayamıyorum. Tamam özel hayatına e, senin her anını görüntülemek istemeleri seni rahatsız edici olabilir ama bir insanın telefonunu kırmak, bu kadar havaya girmek, yani Türkiye adına konuşmak eğer iddia doğru ise yine magazine bak haberine göre konuşuyorum. Bir daha görüşmemek üzere. Ay isabet olur. Çok durdun. Bir daha da gelme bence ülkene. Ya insan yaşadığı olayları ...doğduğu topraklarla özdeştirmemeli. Veya birinin hatasını... ...veya yaşadığın kötü bir olayı. Burası özün, doğduğun toprak... E, ...insan doğup da ölene kadar... ...kötü bir şey yaşamadan yaşadığı bir ülke mi var? Bunu ülkeye mal edemeyiz ya. Orada bir hayranın sana... E, ...rahatsız edici bir davranışı olmuştur. Onu Türklere mal etmek, ülkeye mal etmek korkunç bir şey. Ben ne yaşamış olursam olayım... ...ne acılar yaşadım, hiçbirini... ...toplumsal olarak da... ...ne linçlere maruz kaldım ama... ...hiçbiri benim memleket sevdamı... ...hiçbiri benim ülke sevdamı... ...bitiremez ya. Ülkemi seviyorum, aşığım. Yani... E, ...böyle getirip getirip yapıyorlar ya böyle... ...aman terk edeceğim ülkeyi, aman şuraya gideceğim, aman buraya gideceğim. Yani git ama bu özün senin. Buraya da laf etme. Saçma geliyor bana. E, Metin Akbunar, ...daha önce kızlarıyla bir araya gelmiş zannedersem... E, ...hem torunlarıyla, kızlarıyla... ...bir fotoğrafı var. E, ama diğer kızla konuşmaya başlamış. Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan ikinci kızı, ikizlerden diğeri Sevgi Katkıcı. Metin Bey'in inkar etse de bir süre biyolojik annemizle görüştü diyor. Yani o annelerine zaten kızların için en çok dokunan bir gecelik ilişki diyerek lanse ediyor olması bu yaşta bir adamın korkunç bence. Geçmişte ne yaşadıysan yaşadın. Bir gece bile olsa o kadına birlikte oldun mu oldun. Sen onu öyle değersizleştirmeye çalışarak kendini o aklamaya çalışıyor güya aklınca. Bizi kucaklasa bu olaylar asla yaşanmazdı diyor. E doğru diyor şimdi kızları da suçluyorlar ya para için yaptı onun için bunun için yaptı. Nüfusuna geçmedik. Öz, Özdener babamın nüfusundayız. Akpınar olarak anılmak istemiyorum demiş. Haklılar. Yani seni istemeyen seni bırakmış gitmiş ilgilenmemiş ki ilgilense imkanı var her şeyi var. Hani hayatın Bazen e, şunu anlayabiliyorum, e, çok zorluklar içerisinde olanlar var. İşsiz, güçsüz, parasız, gündüz kuşağı programlarında görüyoruz. Naçar, kendine bakamayan insanlar var. Mecbur kalıyorlar ki onu bile kabul edemem ama çocuklarını bir şekilde e, göremiyor. E, kendine bile bakamadığı için onlara da bakamıyor. Bak savunmak için söylemiyorum. Ha Öyle bir durum da yok. Varlıklısın, harun kadar zengisin, üstelik çoluğun yok, çocuğun yok. Sen kendi öz evlatlarına sahip çıkmıyorsun. Bir gecelikten bir gecelikten. Yani o senin hatan. O seni bağlar. Vicdanına nasıl hesap veriyor bu insanlar ya? Gerçekten. Nasıl vicdanınıza hesap veriyorsunuz? Nasıl kafanızı rahat yatıp yastığa koyuyorsunuz? Ya düşünebiliyor musunuz ya? Köpek dersiniz. Kiminlerine göre benim evladım da hayvan dersiniz. Ben onun canı yandığında o gün uykularım kaçıyor. Ona bir şey olacak korkusu bana bir bakıyor. Ee, nasıl anlatamam size ya gözleriyle bana her şeyi anlatıyor. Evladın, çoluğun, çocuğun nasıl yapabiliyorsunuz ya? Gerçekten algılayamıyorum ben, bilmiyorum siz ne düşünürsünüz bu konuda. Öbür kız hep sessizdi ama bakın o da konuşuyor. Haliyle çocukları da var. Belki çok böyle hani bu konuda şey e, polemik yaratan kişi olmak istemiyor olabilir e, bir aile hayatı var ama gerçekten Metin Akpınar'ın bu yaptığı kabul edilebilir bir şey değil. Ailesine karşı yaptıkları açıklamaları, tutumu. <laughs> yani ne kadar daha yaşarsın ki kol kanat ger kızlarına onların o eksik veremesen de o eksikliklerini bir gönülden sarılma, bir af dileme, bir ne bileyim o bile etkili olur ama demek kızlar onu göremiyorlar maalesef. Ketum bir adam demek ki. Türkiye güzeli bir can icilen okur ile Türkiye yakışıklısı Burkay Turgut. Ee, ikinci sayfaya mı katılmışlar gene? Ee, ne bileyim çok da öyle wow gelmedi bana. Ama daha çok toylar. Gençliklerinin şeyinden mi acaba? Ee, bazılarınız diyor keşke ekranda görüntüler de olsa diye. Şöyle bir bakalım. Çocuk şöyle bir şekk. Görünüyor mu ki? Bakayım şöyle. Fena değil kaşı gözü ama yumuk yumuk Tatarlara benziyor derim. <laughs> Ama kız çok sıradan geldi bana. Hani yani çok öyle özellikli gelmedi. Gençler pırıl pırıllar yanlış anlamasınlar ama hani ne bileyim bir o dönemin eskiden 90'lar falan o Pınar Altuğların, Arzu dönemi, Çağlaların dönemindeki gibi flash güzellikte kadınlar şu son zamanlarda pek çıkmıyor zannedersem. Ne diyorsunuz? Ay tüylerim diken diken fragmanlarını izlerken bile duygulanıyorum. Atatürk filminin galasında AKM'de gerçekleşmiş. Aras Bulut, İğnemli, Esra Bilgiç ve Songül Öden kırmızı halıda poz verdi. Ee, kısa süre sonra bebeğini kucağına alacak olan Öden beyaz elbise tercih etmiş. Hamileliğini kapatmak için ama o kadar asil bir kadın ki hele bu Esra Bilgiç'in güzelliği ne olacak? Hollywood starı gibi. Yani alttan alttan bilmiyorum çok popüler bir dizide oynamadı belki ama hem oyunculuğu hem de çok enteresan bir Salma Hayek de benziyor. Böyle biraz şey bir havası var. İnanılmaz güzel bir kadın. Ee, ay canım benim kutluyorum ya. Aslında bu bir ne bileyim görev gibi Atatürk'e ama biraz kızmıştık biliyorsunuz Disney Plus olaylarında e, oyuncuların sessiz kalıyor olması, can siperhane Atatürk'ü savunamıyor olmalarını biraz içerlemiştik ama e, çok başarılı oyuncularımız. Çok da Güzel bir işe el attılar. Yolları açık olsun. Başarılar diliyorum. Heyecanla bekliyorum. 29 Ekim'de zannedersen Fox TV'de Fox ekranlarında ilk bölümünü izleyeceğiz. Atatürk filminin, evet çok uzatmak istemiyorum ama hemen hızlı hızlı geçeyim. Ya çok, ya çok seversen bitti ama oyuncuları e, Kerem Bürsin ile... Hafsanur Sancak Tutan'ın gizli gizli görüştükleri iddia ediliyor. Hani her ne kadar aramızda aşk yok arkadaşız dese de Kerem Bursin e, ateş olmayan yerden duman tütmezmiş efendim diyerekten. Gizli gizli Kerem Bursin'in evinde görüşüyorlarmış. Kerem onu gidiyormuş evinden alıyormuş falandır fişmandır. Böyle dedikodular var. Ve gazeteci ne demiş bakalım. E, millet diye bir gazetede kas ediyor tabii ama benim konuyla bir iki itirazım olacak. Birincisi bunca yıllık meslek hayatımda yüzlerce kez tanık olduğum bir şey varsa o da ateş olmayan yerden duman çıkmaz. İkincisi de şu herkes konuşur. Bu nedenle hiçbir şey uzun süre gizli kalmaz. Kerem Bey uzun süre Amerika'da yaşadığı için bunları biliyor, bilmiyor olabilir. Benim aldığım duyumlar onun söylediklerinin aksi e, şekilde demiş. Dizi bittiğinden beri çift gizli gizli Bürsin'in evinde buluşuyorlar. Hafsa Nur Sancak Tutan'ın evine girip çıkarken görenler var. İki e, iki bekar insan aşk yaşamayı e, kimseye ilgilendirmez belki ama gizlemeleri enteresan evet. Yani baksanıza Serenay Sarıkaya'nın annesine maşallah evli adamla nişan taşı sokaklar. Yani, gerile, gerile gerile sanki büyük zafer kazan. <laughs> Nispetçi kadın. Kesin nispet ediyor. Yani öbür tarafa nispet yapmak için yapmıyorsa ben ne oluyor? Tipte böyle ya. <laughs> Ay tiksindim. Aynı da Serenay'ın yaşlılığı olacak. Ana kızı da benziyorlar yani. Enteresan bir şekilde. Ay şeyden de nefret ettim artık. Kızının ne suçu var da. Ama insan bir, bir sıtkım sıyrıldı yani. Böyle gözüne soka soka yapılan terbiyesizlikleri tahammül edemiyorum. Ali Taran'dan bir açıklama gelmiş. Acun şaka yapıyoruz sandım diyor. İşte kendini bir aramış zannedersen bu ilk yeteneksizsiniz için şaka yapılıyor zannettim diyor. Ama sonra diyor hiç de açmam diyor öyle bilinmeyen numaraları açtım. Acun diyor teklifte bulunduğu bir program yapıyoruz. Çalışır mısın bizde falan pişman. Sonra ne demiş bakalım. Daha sonra kendisiyle konuşunca aslında şaka olmadığını ve yeteneksizliğinin jüri üyesi olmaya davet edildiğimi anladım. Hatta programın ismini ben koydum ve logosunu da ben yaptım demiş e, yapımcı Ali Taran. E, niye peki bunca zaman sonra böyle bir açıklama? Bir röportajda herhalde. Ee, bunları söylemiş. Şimdi gündem olmuş, konuşulmuş. Ay Reha Muhtar'la Deniz Uğur'un biliyorsunuz davası görüldü. Ee, hop Reha Muhtar'ın e, şahidi bir anda hop Deniz Uğur'un şahidi oldu. Seren Serengil. O davada Reha Muhtar ve Deniz Uğur'a hakkında flash bir gelişme var. Her ne kadar Reha Muhtar'ı adli tiba sevk edildi söylense de ikisini birden sevk yapılmış. İkisini de ruh sağlığıyla ilgili çocuk bakabilecekler mi bilmem nedir diye ikisinden de zannedersem sevk edilmiş. özetleyeyim Mahkeme dosyasına, davasına girmeyeceğim. Öyle bir ilgimi çekti o başlıkta arkadaşlar. E tabii ki taraflar birbirini suçluyor. O ona alkolik diyor, o ona anne ilgisiz diyor. Pelan, pişman, trajik bir aile dramı ama, ama e, işin özü insan olarak anlaşmayı, uzlaşmayı en sona bırakıyoruz ve beceremiyoruz. Her konuda uzlaşmak, anlaşmak, e, iletişim kurmaya çalışmak aslında medeni ve doğru insanların yapacağı şey. Bu bazen kültüre de bakmıyor, eğitime de bakmıyor. Bakıyorsunuz en eğitimli insanlar hatta e, yalayıp yutmuş akademisyenler bile bu ikili ilişkileri yönetmekte, aile yönetmekte, e, çocuklarıyla ilgili konularda karar alırken bir anda ilkel, ilk çay insanına dönebiliyor. Ben bu ikisinin de, burada birazcık şeyi masum buluyorum gerçi Deniz Uğur ama ne kadar masum bulsam da iki tane çocuk o, o halde gelmesinde sadece suçun bir tarafta olduğunu da kabul etmiyorum. Her iki tarafında hataları var. Olan çocuklara oluyor. Siz bir şeyler yaşıyorsunuz ama onun ceremesini çocuklarınız yaşıyor. Herkesin sağlıklı, huzurlu, mutlu, doğru ilişkiler içerisinde olmasını temenni ediyorum. Yani bir ilişkiye başlarken tabii ki birbirimizden çok şey öğreniyoruz. Tabii ki bilemeyiz insan değişken bir varlık sonrasında neye dönüşeceğini ama en azından hormonlarla hareket etmemek gerektiğini, bir takım dünya görüşlerinin uyuşması gerektiğini hele de bu çağda çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani iletişim yoksa sadece bir ön beğenme mi dersiniz, elektrik mi, heyecan mı dersiniz onunla başlayan bütün ilişkilerin sonu hüsranla bitiyor arkadaşlar. Bugünlük de benden bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Seboş hepinizi ayrı ayrı öpüyor. Yarın farklı konularla görüşene dek hoşça kalın, mutlu kalın. Her zaman Seboş'ta kalın. E beğendiyseniz patlatıyorsunuz like'ınızı, unutmuyorsunuz Seboş'a destek için. E yorumlarınızı zaten yazıyorsunuz. Yarın görüşene kadar hoşça kalın.